اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر ربي زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا ولحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Amin. Bi hurmeti seyyidil mursalin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Bütün imanlı geçmişlerimize, ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bizlere de son nefeste İman, Kur'an, şehadet nasip eylesin. Arkamızdan bizi hayırlı anacak evlatlar, nesiller, zürriyetler ve güzel arkadaşlar nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bize hakkı hak olarak görebilmeyi, doğruyu doğru olarak görebilmeyi, Rabbimizin razı olmuş olduğu yolu, istikameti yine görebilmeyi, istikamet üzere yaşayabilmeyi, hak üzere sabit kalmayı ve hak yolunda yürüyüp de inşallah hakkın hakim olması için çalışan o bahtiyar kullarından şehadet şerbetini içmiş, içmiş olan şehitler zümresine katılmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Yine Rabbim bizlere batılı batıl olarak görmeyi yani hakkın dışındaki olan ne kadar yollar varsa sapık ve Allah'ın sevmediği yollar onlardan da uzak kalabilmeyi Rabbim hepimize, evlatlarımıza, neslimize nasip eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, Bugün hadisi şerif dersimizde sizlerle Eyüp Sultan dediğimiz İstanbul'umuzun o güzel misafiri, aziz misafiri, İstanbul'umuzun adeta mihmandarı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ta Medine-i Münevvere'deki komşuluğundan bize kadar teşrif eden o güzel sahabinin almış olduğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri sizlerle birkaç tanesinde olsun paylaşmak istiyorum. Eyüp Sultan Hazretleri mübarek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında hiç ama hiç böyle harplerde olsun, namazlarda, ibadetlerde olsun, kendisinden ayrılmayan bir sahabi. Ama o kadar koşuşturması var ki ancak kendisinden 150 kadar hadis-i şerif öğrenmiş bulunuyoruz. Mübarek o kadar dertliydi ki İslam dertlisi, Kur'an dertlisi, Allah'ın davasının dertlisi ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine teşrifleriyle beraber gerçekten herkese nasip olmayacak o güzel üstünlüğü, zirveyi de yakalamış oldu. Allah'ımızın ikramına bakın ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisini 90 yaşlarında o yaşlılık çağında İstanbul'umuzu fethetmek için gelen orduyla beraber ta Medine-i Münevvere'den İstanbul'umuza kadar şeref kazandırıyor. Bizlere onunla beraber onlara olmamız, onunla beraber gurur duymamıza vesile oluyor. Rabbim inşallah cennette de beraber olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir hadis şerif vardır biliyorsunuz. Buyururlar ki ashabi ken nucum benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Harika bir benzetme. Yani nasıl yıldızlar gökte ışıklar saçıyor, bize aydınlıklar kazandırıyorsa sahabe-i kiram da Allah onlardan razı olsun. Her bir tanesi ışığımızdı, aydınlığımızdı, bizim yol haritamızdı, navigasyonumuzdu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onların istikametinde, yolunda, izinde yürüyüp de inşallah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini kazanıp cennette oturumlar yapmayı, beraberce muhabbetler etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. İşte Eyüp Sultan Hazretlerimiz mübarek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da nesebinden, soyundan geliyor. Ne zaman Müslüman oluyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye gelmeden önce Müslüman oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye teşrif etmeden öncesinde Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh oraya öğretmen olarak gönderilmişti ve Eyyub el Ensari Hazretleri eşiyle beraber İslamiyet'i kabul ediyor. Ama o kadar güzel bir insan ki çevresi onun sayesinde akrabaları, sevdikleri, topluluğu hep Müslümanlığı kabul ediyorlar. Allah kendisinden razı olsun. Dostlar, güzel insanlar. Eyüp Sultan Hazretlerimiz ve orada bulunan 300 kadar sahabe-i kiram o anlık Medine-i Münevvere'de Müslüman olmuş olan o güzel sahabe, o güzel insanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret için Mekke'den Medine'ye geldiğini duyuyorlar ve heyecanla bekliyorlar. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman Geçici bir süre de olsun birisinin evinde kalacak. Allahu Ekber. Kimin evinde kalsın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim evimde kalsın, benim evimde kalsın diye herkes bu noktada evini de hazırlıyor, gönlünü de hazırlıyor. Böyle bir güzelliği yaşamanın adeta hayalini kuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz Medine Münevvere'ye geldiğinde talaal bedru aleyna min seniyetil veda diye bu ilahilerle karşılaşır, karşılanırken mübarek o her eve bana gel, bana gel diye davet edildiğinde buyurdu ki Allah Celle Celaluhu'nun memurluğunda olan, şu anda onun emrinde olan devemi, kusvayı bırakıyorum. Kimin evinde, çökerse, kimin evinin önünde oturursa ben de oraya misafir olacağım. Herkes böyle ilgiyle takip ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi kimin evinin önünde çökecek, oturacak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya misafir olacak. Çağrı filmi var biliyorsunuz. O Antonio Kuyu'nun çevirmiş olduğu çağrı filmi gerçekten en ama en e, İslam tarihi noktasında iyi çevrilmiş, doğru çevrilmiş olan, onun dışındakileri pek tavsiye edemiyoruz ama ondaki olan bilgiler e, gerçekten İslam tarihi olarak efendim sapa sağlam bilgiler. Onu evlatlarımızla beraber hafta sonlarında izleyebiliriz. Belki çok sefer izledik ama her izleyişimizde ayrı bir heyecan veriyor ayrı bir güzellik veriyor. Dursun Ali Erzincanlı şiirlerini okar ki, okurken o filmin gösterilerinden de istifade ederek görsel yapmak suretiyle e, şiirini filmin bazı görüntülerini almak suretiyle zenginleştiriyor. Onu da efendim dikkate alalım. Yani Dursun Ali Erzincanlı'nın şiirlerini dinlerken siz hiç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okumasanız dahi o şiirle beraber müthiş bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Allah Celle bu dini mümin İslam'a hizmet eden bütün mümin Müslüman kardeşlerimizin hepsinden ebeden razı olsun. Anthony Quinn'in de sonradan Müslüman olduğu söyleniyor. Allahu alem. Şimdi ölmüş gitmiş ama inşallah Müslüman olarak gitmiştir. Efendim bu bizim e, temennimizdir. Şunu söyleyelim yine antiparantez. Allah Celle Celaluhu hiçbir ayrım yapmadan ehli sünnet çizgisinde bütün dini mümin İslam'a hizmet eden hocalarımızdan, film çeviren efendim güzel insanlardan ve şiir söyleyen güzel efendim arkadaşlarımızdan kim varsa artık geçmiş hayatını efendim Ahirete taşımış olan kimselerden de razı olsun, hayatta olanlardan da razı olsun. Şimdi niye bunu söyledim? O filmin içerisindeki olan o güzel e, bize yansıtılan adeta İslam tarihi aynı heyecanı bize veriyor. Sanki o günü yaşıyorsunuz. Tekrar tekrar izlememiz bizim için bir şuur kazandırıyor. Bir heyecan veriyor. Şuraya geleceğim. Yine dersimize dönüyoruz. Eyyub Sultan Hazretleri'nin Eba Eyyub el-Ensari dediğimiz Hazreti Eyyub'un Hazreti Eyyub'un yani oğlu Eyyub'un babası Ebu Eyyub el-Ensari dediğimiz zamanda Medineli Ensardan İslam'a yardım eden müminlere efendim yardımcı olan, muhacirlere yardımcı olan güzel insan. Eyüp Sultan. Eyüp Sultan Hazretlerimizin evinin önüne kusva devesi çökünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gideceği artık oturacağı yer belli olmuştur. Herkes kıskanıyor ama yapılacak da bir şey yoktur. Mübareğin evi, ee, şu anda şu anda Mescid-i Nebi'de yeşil kubbenin hemen ön kısmındadır. Gittiğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete Rabbim hepimize nasip eylesin. Orada çıktığımız zaman bahçesine şu anda genişleteceğiz diye oraları hep yıktılar. Rabbim nasip etti. Bizlere o bölümü gördük. Büyüklerimiz Osmanlı efendim, tarihi eserlerimiz kaybolmasın diye Oraları efendim bir restorasyonla beraber koruma altına almışlardı. Bize görmek nasip oldu o evi. iki katlı bir şekilde kütüphane yapmışlardı Osmanlı. Ee, rahmetli hatta Emin Saraç hocam, Abdurrahman Gürses hocam orada yatmışlardı. Emin Saraç hocam da dersimizde bize bir e, anekdot olarak orada geçirmiş olduğu bir hadiseyi anlatmışlardı. Çok daracık bir yer dedi mübarek. Ee, Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin, hocalarımıza, büyüklerimize. Ve Abdurrahman Gürsel hocamızla beraber gittikleri hacda o yerde yatmaları gerekiyor, istirahat etmeleri gerekiyor. Hocamızın bunun üzerine öyle bir haldeler ki e, ayaklarını uzattıklarında ya kıbleye doğru uzatacaklar, ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru uzatacaklar. Bunun üzerine Abdurrahman Gülsüz hocamız diyor ki ben kıraatçıyım yani Kur'an eğitimiyle ilgileniyorum. Bunun fetvasını, ilmini bilen sensin Emin Sarı hocamıza döndürüyor. Emin Sarı hocamız da mübarek bize anlattı. Ben de dedim ki diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı biz Kur'an'ı da bilmeyecektik, kıbleyi de bilmeyecektik. Hayatımızın hiçbir güzelliğini bilmeyecektik. Her şeyi ona borçluyuz. Onun için biz ona ayağımızı asla uzatamayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafına efendim ayak uzatılamaz. Dostlar, Eyüp Sultan Hazretlerimiz de iki katlı mini bir evi var. Hemen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı üst kata davet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üst katta oturacak ama gelen sahabi ziyaretlerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben üst katta olmayayım, alt katta olayım. Çünkü siz rahatsız oluyorsunuz. Dolayısıyla alt katta girişler çıkışlar daha rahat olur. Ben alt katta olmak istiyorum. Tamam yarışma siz bilirsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alt katta fakat Efsubsetanzete diyor ki eşimle beraber biz diyor yatamadık ki üstte. Peygamber Vesselam, efendim bizim altımızda şu anda e biz nasıl uyuyacağız burada? Böyle rahatsız oluyoruz diyor Hatta bir seferinde yanlışlıkla suyumuz döküldü ibrikte bu efendim su. Bunun üzerine kadife bir yorganımız vardı. Hemen onunla beraber suyu aşağıya damlamasın diye efendim dikkate aldık ama tabii ki tahta o zamanki efendim evler aşağıya doğru sular inmiş olabilir düşüncesiyle ya Resulallah ne olursunuz yukarı çıkın biz rahatsız oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk önce yemeklerimizi götürür. Onun efendim yemesini sağlar. Onun bırakmış olduğu yerden biz devam ederiz. Bereket oradadır diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eyüp Sultan Hazretlerimize çok dua eder. Ve Eyüp Sultan Hazretlerimiz onun duasının bereketiyle mübarek o kadar güzellikler yaşadı ki. Bedir Harbi, Uhud Harbi, Hendek Harbi, efendim bunlar hepsine, Mekke'nin fethi, buna hepsine katıldı. Onlar da yetmedi, daha ilerilere götürdü. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin devrinde de mübarek efendim yaşadı. Onlarla beraber de savaşlara katıldı. Uzun bir ömür yaşadı işte. Dediğimiz gibi 90'lı yaşlara gelmişti ki, Muaviye'nin efendim döneminde, Konstantin eski adıyla, şimdiki adıyla İstanbul, İstanbul fethedilmeye gelinecekti. Eyüp Sultan Hazretleri yine dayanamadı, beni de götürün dedi. Çünkü neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul'u fetheden komutan ne güzel efendim, komutandır. İstanbul fetheden asker ne güzel askerdir. Ben de o askerden olmak istiyorum. O yaşıyla beraber mübareği bağladılar adeta ayaklarını falan atın üzerine koydular. Yollarda efendim o uzun yolculukta gelindi. Ve İstanbul'un surlarına kadar gelindi. Hastalandı mübarek dayanamadı tabii. Hava şartları, yolculuk. Ondan sonra dediler ki bir eviniz var mı, bir vasiyetiniz var mı? Buyurdu ki ben eğer vefat edecek olursam beni yanınızdan ayırmayın. Gidebildiğiniz yere kadar götürün beni. Yani cesedimi götürün. Orada sizin ve sonra gelecek olan bütün güzel insanların atlarının seslerini, hemen yani kılıçlarının seslerini duymak istiyorum. Şehadet şerbetini içti. Ve 800 sene sonrasında Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u nüfet edince biliyordu ki burada Eyüp Sultan var. Mübarek bulunması lazım. Akşemseddin Hazretlerine yalvardı. Dedi ki lütfen işaret buyurun. Manevi olarak siz bunu Allah'ın izniyle çözersiniz. O da iki rekat hacet namazı kılarak Allah'tan diledi. Ya Rabbi bana göster yerini diye. Şunu da hiç unutmayalım. Gerçekten çok duygulandım bunu okurken. Eyüp Sultan Hazretlerimizin vefatından sonra işte son artık sahabe-i kiram getiren arkadaşları, asker arkadaşları kendisini defnettikleri sırada Konstantin'in efendim o kralı bir cenaze merasimi görüyor ama çok kalabalık, dikkatle takip ediyor ve diyor ki adamlarına gidin araştırın bu cenaze merasimi kime yapılıyor? Geliyorlar diyorlar ki Hz. Peygamber'in, Hz. Muhammed'in en yakınlarından bir tanesiymiş vefat eden ona yapıldı. Mübarek bunun üzerine diyor ki bunlar gittikten sonra efendim bunun cesedini çıkarttıracağım ve köpeklere efendim yem edeceğim diye kendisi böyle bir söz söylüyor. Ne zaman ki Müslümanların efendim kulağına bu söz gidiyor, Müslümanlar da hemen diyorlar ki vallahi bize yemin ediyoruz. Eğer böyle bir şey yapacak olursan nerede olursa olsun kiliselere ve efendim Hristiyanlara biz de aynısını yapacağız. Tabi korkusundan Konstantin geri alıyor sözünü ve efendim o gün bugün o efendim mezarlık, o kabri şerif muhafaza ediliyor Allah tarafından. 800 sene sonrasında bulunuyor ve şu andaki Eyüp Sultan Hazretleri bizim bulunmuş olduğu yere. Şu anda Eyüp Sultan Hazretlerimizin türbesinin önünde Demir parmaklarının arasında çok güzel, harika bir ağaç vardır. O ağacı da bundan tam 570 sene kadar öncesinde diken, o devasa büyük ağacı dikenin de Akçemseddin olduğu rivayeti bulunuyor. Allah hepsinden razı olsun. Gani gani rahmet eylesin. Allah onların istikametinden, yolundan bizleri, çocuklarımızı, neslimizi, üretimizde ayırmasın inşallah. Amin. Dostlar, Eyüp Sultan Hazretlerimizden çok çok rivayet edilen hadis-i şerifler var da, az önce dedim ya 150 tanesini isteme şansımız yok. Ama birkaç tanesinden bahsedelim. Mesela Eyüp Sultan Hazretlerimiz bize diyor ki, bütün peygamberlerin ortak olarak dört tane sünneti vardır. Peygamber Efendimiz Vesselam bunu böyle buyurdu. Ben de işittim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden bizzat almış olduğu bütün peygamberlerin ortak dört sünnetinden bahsediyor. İnşallah biz bu dört sünneti işleme noktasında e, zannediyorum yapıyoruz ama yoksa eğer yaptıklarımız, bunları da muhakkak e, gündemimize alalım, uygulayalım. Madem peygamberlerin sünnetidir, ne demek? Sünnet onların yoludur. Sünnet yol demek. Dolayısıyla biz peygamberin yolunda değil miyiz? Peygamberlerin yolunda değil miyiz? Biz peygamberlerin izinde yolunda olursak sonunda peygamberlerin şefaatini ve inşallah cennette komşuluğunu kazanmış olacağız. Rabbim nasip etsin. Birinci peygamberlerimizin efendim ortak sünnetlerinden ilkini haya olarak, edep olarak görüyoruz. Yani peygamberler çok hayalı idi, çok edepliydi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere. Haya gerçekten e, imandan olduğu için hayalı olan insanı siz yüzünün kızarmasından anlarsınız. Yaptığı hatayı efendim başıt eğilmesinden, gözünün kapanmasından anlarsınız. Ama hayasız bir insan Rabbim muhafaza eylesin. O kadar artık yani kendisi efendim rahat birisi olmuştur ki yapmış olduğu davranışlardan hiç etkilenmez. Utanmaz, sıkılmaz. Hani diyorlar ya bir perde vardı böyle haya efendim. O perde yırtıldı mı ondan sonra aman ya Rabbi. Allah'ım muhafaza eylesin. Haya güzeldir diyor kitaplarımız ama hanımlarda, kadınlarda daha güzeldir. Hanımların hayası çok daha farklı. Onun için biz Dışarıya karşı örtünen hanımlar. Gayemiz nedir? Bize baktırmamaktır. Evimizde, eşimize, çocuklarımıza vesaire biz süslenelim. ama dışarıya gelince hayamızı ortaya koyalım. Rabbim imanla bağlantılı olan bu hayamızı her gün daha çok arttırsın inşallah. Dışarının etkisinde kalmayalım. Dışarısı bizi ilgilendirmez. Allah Celle Celaluhu ile olan bağlantımız bizim çok önemli. İkincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bize bütün peygamberlerin ortak olan sünnetlerinden bir tanesi de koku sürünmek. Güzel koku. Bir Müslüman yanına sokulduğu zaman senin güzel kokuduna efendim etkilenecek. Adeta orada hipnoz olacak. Ne kadar harika bir koku yanında oturmaya çalışacak seninle daha çok böyle efendim görüşmeye çalışacak. Onun için kötü koku, ter kokuları, sigara kokuları falan bunlar iyi şeyler değil. Rabbim kurtarsın inşallah özellikle sigara kullananları bir an evvel kurtarsın. Ama diğer kokular noktasında da çok dikkat edin. Mesela cuma namazı en efendim önemli sosyal bir namaz olduğu için haftalık bayram günümüzde Biliyorsunuz cuma namazını dükkanda kılamazsınız, evde kılamazsınız. Cemaate gideceksiniz. O yüzden ne yapılıyor? Cuma günü sünnetlerinden bir tanesi gusül abdesti almak, yıkanmak. Sonra güzel elbiseler giymek, temiz elbiseler giymek özellikle. Sonra efendim koku sürünmek, sonra misvak kullanmak, diş temizliği. Dolayısıyla bunlar bizim için olmazsa olmazlarımız. Bir Müslüman yukarıda bakıldı, yukarıdan aşağı bakıldığı zaman gerçekten imrenilecek bir durumda olmalı. Mesela mesela atalarımız, büyüklerimiz şöyle bir e, söz söylerler. Derler ki kıyafetlerinizde ağırlanırsınız, bilgilerinizde uğurlanırsınız. Kıyafet çok önemli. Dolayısıyla bir Müslüman giysisine dikkat edecek. Bir Müslüman, bir Müslüman kimse gideceği yerde bir şeyi, dini temsil ediyor, bir davayı temsil ediyor. Kendini öylesine bırakamaz yani. Örnek vereyim. Basit bir örnek ama ya yani büyük marka firmalar kendi müşterilerine efendim gönderirken temsilcilerini, müşteri ilişkilerini yaparken onlara ayrı bir kıyafetle ilgili mağaza gösterirler. Mağazalarda onlar efendim giyim kuşamlarını ayarlarlar. Ondan sonrasında karşı tarafa giren bir kimse daha kıyafetiyle beraber etkiler. Sonrasında konuşması, diksiyonu falan harikadır, hitabeti harikadır. Bağlantıyı kurar, o şekilde döner. E biz Allah'ın dinini insanlara efendim götürüyoruz. Müşteri olarak İnsanları kazanma noktasında Allah'a kazanacağız. Bizimki onlardan çok daha önemli değil mi? Yani kendimizi bırakamayız. Saçımızda, sakalımızda, dişimizde, tırnağımızda, efendim, e, giysilerimizde insanlara örnek alınacak bir şahsiyet e, olmalıyız. Geçiyorum burayı da. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bütün ortak peygamberlerin sünnetlerinden bahsederken diş temizliği diyor. Diş temizliğinde de çok hassas olmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sabahlı, akşamlı en çok en çok kullandığı efendim, materyali e, misfaktı. Yani bugünün diş fırçası diyebiliriz. Ondan sonra e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dördüncü olarak da bütün peygamberlerin ortak sünneti olarak da bize Evlilik diyor. Evlenme bütün peygamberlerin ortak sünnetidir diye bize bildiriyorlar. Onun için de evlenmeyi öteleyemeyiz. Erteleyemeyiz. Mümkün olduğu kadarıyla bunu erken yapmaya çalışmak lazım. Efendim fitnelere, fesatlara, neyse harama düşmemek gerekiyor. Ama evliliği de tabii en güzeli nedir? Ee, mümkün olduğu kadarıyla kolaylaştırmak gerekiyor gençlerimiz erkek olanlar evliliğe adım atamıyorlar. Çünkü bir evlilik masrafı efendim direkt olarak 50 bin liralar, 100 bin liralar eski tabirle 50 milyar, 100 milyarlardan kapı açınca herkes korkuyor. Halbuki bunu biraz daha efendim aza indirmek lazım. Kolayını efendim bulmak lazım. Yol göstermek lazım. Yardımcı olmak lazım. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü sohbetimizi burada bitirmiş olalım. Haftaya Rabbim nasip ederse yine Eyüp Sultan Hazretlerimizden ra ev rivayet olarak bize gelmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinden bahsetmiş olacağız. Ama Eyüp Sultan Hazretlerimizi bir iki hafta böyle takip edelim. Bize günümüz meselelerinden çok güzel şeyler açıklayacaklar. Rabbim hayırlısıyla tekrar bu derslerde buluşmayı nasip eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam alemini her türlü şerlerden koru. Ya Rabbi İslam'ı, Kur'an'ı bütün dünyada hakim eyle. Allah'ım çocuklarımızı, neslimizi çok hayırlı eyle. Damatlarımız, gelinlerimizi hayırlı eyle. Hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle dertlilere deva, borçlu edalar nasip eyle. Borçlarımızdan bizi kurtar ya Rabbi. Kimseye muhtaç etme ya Rabbi. Özellikle, özellikle ya Rabbi maddi yönden kimsenin kapısına bizleri götürme ya Rabbi. Allah'ın bereketleri ihsan eyle, hayırlar ihsan eyle, hayırlı yağmurlar, hayırlı bereketler ihsan eyle. Amin, amin, amin. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان الله وحمده سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمد عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة الله أمات النصر،